efendim, al gibi. Arkadaşlar, 19 Haziran 2018 bugün. Türkiye'nin yakın tarihi açısından en önemli yargılamalardan birisinin son aşamasına geldik. Türkiye bir karanlıktan çıkmaya çalışıyor. Zor günlerden geçiyor. Bu karanlıktan çıkış için emeğini geçinen, ekmeğini kazanırken göz göre göre ölüme gönderilen insanların davasının nasıl sonuçlanacağı, onların ailelerinin dört elle sarıldıkları bu davanın nasıl sonuçlanacağı kritik önemde. Anladığımız kadarıyla karar önümüzdeki haftaya kalacak. Bugün buradan bir kere daha söyleyelim. Önümüzdeki hafta, yani 24 Haziran'dan sonraki hafta, Türkiye'de tüm demokratik kamuoyunu, emekten yana tüm güçleri buraya Soma davasını sahiplenmeye çağırıyoruz. Önümüzdeki hafta karara doğru gidiyoruz. Bu yük sadece burada bulunan, bu davanın zaten emektarı olan insanların, bir avuç ailenin, bir avuç avukatın sırtına bırakılamaz. Türkiye'de demokrasiden yana olduğunu, eşitlikten, özgürlükten yana olduğunu söyleyen tüm sendika temsilcilerini buraya bekliyoruz. Tüm kitle örgütü temsilcilerini buraya bekliyoruz. Demokrasiden yana olduğunu söyleyen tüm yurttaşları, özellikle Ege bölgesindeki tüm yurttaşları seçimden sonraki hafta, onu da hayırlısıyla atlatarak Akhisar'a bu duruşmayı, bu davayı sahiplenmeyi bekliyoruz. Bugün 22. blok duruşma başladı. Yani 4 yıldır 22. kez geliyoruz ve her gelişimizde bazen 8, bazen 6 gün boyunca burada yargılamalar yapılıyor. Bu karardan önceki son blok duruşma ve görünen o ki gelecek hafta Soma'da bir karar çıkacak. Şimdi 4 yıl önce facia olduğunda tüm siyasi görüşlerden, Türkiye'nin dört bir yanından Soma'yı unutma, unutturma, unutursak yüreğimiz kurusun diyenlere sesleniyorum. Neredesiniz siz? Siz neredesiniz? İlk duruşma günü 15 bin kişi kapıdaydınız. Her aileden bir kişi içeriye alındı. İçeride partilerin genel başkanları, en üst düzey temsilcileri, Türkiye'nin en meşhur gazetecileri, en sağlam köşe yazarları vardı. Dışarıda 15 bin kişi vardı ve rüzgar adaletten yana esiyordu. Rüzgar ailelerden yana esiyordu. Yavaş yavaş ilgi azaldı. Basının ilgisi azaldı. Kamuoyunun ilgisi azaldı. Daha sonra fırsatını buldular. Ailelerin genel olarak razı oldukları mahkeme başkanı değişti. Herkesin haberi olsun. Yarın avukat demeyin. Gelecek hafta tweet atmayın. Facebook'ta paylaşmayın niye böyle oldu diye. Siz burada olmazsanız, Soma'ya verdiğiniz sözü tutmazsanız, bu ilgisizlik devam ederse haberiniz olsun, içeride rüzgar artık şirketten yana esiyor. Dünyanın, Türkiye'nin en pahalı savunma avukatlarına karşı halkın ve baronun gönüllü avukatları var. Çağdaş hukukçular var. Baronun görevlendirdiği avukatlar var. Bir tarafta dayısı olanlar, parası olanlar, sarayda bağlantısı olanlar, öbür tarafta halkın mücadelesi var. Gelirseniz bu mücadeleyi biz kazanacağız. Gelmezseniz Somalı anneleri, Somalı yetim çocukları yalnız bırakırsanız onlar kazanacak. Onlar kazanınca kimse ahvat demesin, tweet atmasın. Bugünden davet ediyoruz. Gelecek hafta burada olursanız, burayı doldurursanız rüzgarın yönü bir kez daha değişebilir. Bir de buraya eremeyen, gönlü burada olan, adaletten yana, hukuktan yana olan herkese söylüyorum. Soma'nın kaderi bu davayla değişmez. Sadece bu davayla adalet yerini bulur ya da bulmaz. Burada bulmazsa biz mücadelemizi Ankara'daki üst mahkemelerde sürdürürüz. Ama Türkiye'nin şu anda üç vardiya halinde her gün madenlere inip çıkan 50 bin tane insanın, her gün ölüme inen, ölümden çıkan 50 bin tane insanın, Türkiye'deki işçi sınıfının
kaderine el koymak senin elinde. 24'ünde sandığa gidince işçiden, emekçiden, madenciden yana oy kullanırsanız bu ülkenin kaderi değişir. Yok, bunları aslında madenler devletin olduğu halde rödevansla, hizmet alım gibi bir takım uygulamalarla bunlara devletin madenlerini peşkeş çekenleri, bunları şımartanları, bunları denetlemeyecek adamları denetim yapar gibi yollayanları, denetlese de yazdıklarını ciddiye almayıp yandaşı zengin etmek için Soma'nın, Kırkağaç'ın, Kınık'ın, Savaştepe'nin, Türkiye'nin yoksul çocuklarının hayatını feda eden anaları evlatsız, bacıları eşsiz, çocukları babasız bırakanları, sırtlayanları 24'ünde cezalandırmanız lazım. Bu saray düzenine, bu OHAL düzenine, bu yasak düzenine, bu sömürü düzenine Türkiye dur derse 24'ünde bir güneş doğar, o güneş gelecek hafta buranın içini de aydınlatır, anaların yüreğini de ısıtır. Herkesi 24'ünde emekten yana tavır almaya, gelecek haftada buraya gelip bu davaya el koymaya davet ediyorum. Türkiye'deki en büyük katliamın 4. yılında, duruşmalarında 3. yılındayız. Buradan mahkeme heyetine bir kere daha bütün aileler adına ve bütün yurttaşlar adına seslenmek istiyoruz. Dünya yıkılsa bile adaletin yerini bulmasına engel olmayın. Vicdanınızın sesini dinleyin, adalet yerini bulsun. Eğer bu ülke bir hukuk devleti değil, hukuk devleti ise önümüzdeki günlerde burada bu faili, bu katliama neden olanların, gerek burada yargılananların, gerekse yargılanmayan siyasilerin ve bütün sorumluların gerekli cezayı almasını bekliyoruz. Burada olanlar, Soma'da olanlar biliyorsunuz tutukluluk süresi 5 yılı dolduğunda ahim kararlarına göre tutuksuz yargılamalar şekline dönüşebileceği için hepimiz de çok iyi biliyoruz ki 1,5 sene önce bitmesi gereken bu dava mütalaa ilan edilmedi, mütalaa açıklanmadı ve yaklaşık 1,5 senedir gereksiz yere uzatılıyor, hukuksuz yere uzatılıyor. Bunda Adalet Bakanlığı'nın da direkt konuya müdahil olmasının ve hiç aslında hukuksal olmayan bir şekilde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla çok alakasız bir şekilde bir soruşturma başlatmasının ve uzamasına neden olmasının da sorumlusu Adalet Bakanı'dır. Yani bu dava siyasi bir davadır. Buradan bütün vatandaşlarımıza seslenelim tekrar ve içerideki heyete seslenelim. Evet, dünya yıkılsa bile adaletin yerini bulmasına kimse engel olmasın. Çok teşekkür ediyorum katkı sunanlara. Çok sağ olun. Hepinizi Maden Mühendisleri Odası adına saygıyla, sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum. Bundan tam 4 yıl önce 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da büyük bir facia yaşandı. Hepinizin de bildiği gibi o gün biz Soma'daydık. O günden bugüne dedik ki bu davanın takipçisi olacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız dedik. Ve bütün davalara Maden Mühendisleri Odası olarak geldik, katıldık. Ve adaletin yerine gelmesi için de bu davanın sonuna kadar takipçi olacağımızı belirttik. Ben şunu söylemek istiyorum. Son günlerde bu ülkede madencilik alanında yanlışlar yapılmaya devam ediyor. Soma'daki sahalar madenciliğin temel ilkelerine aykırı bir şekilde bölünerek, parçalanarak ihale ediliyor. Bunu buradan bir kez daha kamuoyuna söylüyorum. Bu önümüzdeki dönemde yeni somaların yaşanacağı anlamına gelmektedir. Buradan kamuoyunu veriyoruz. Biz taşeronlaşmaya karşı, özelleştirmeye karşı, denetimsizliğe karşı raporlar hazırladık. 2006 yılında Karadon'da Zonguldak'ta kaza olacak dedik. Facia yaşandı. 30 kişi yaşamını kaybetti. Bunun peşinden bir rapor daha hazırladık. Soma'da facia yaşanacak dedik. 2010 yılında dedik. 4 yıl sonra 301 kişi yaşamını kaybetti. Bugün Soma'da ihaleler yapılıyor. Tekrar söylüyoruz. Soma'da yine facialar yaşanacak. Bilimi bir kenara iterseniz, rantın peşine koşarsanız bunların hepsi yaşanmaya devam edecek. Ama burada ilk etaptaki amacımız bu davada adaletin tecelli etmesidir. Başta da söyledik, Kurtuluş'ta kalbimiz kurusun diye bu davayı baştan beri takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Tüm kamuoyuna, sivil toplum örgütlerine, sendikalara, diğer meslek odalarına
olmalı. Davet ediyoruz buradan. Bu davanın herkes takipçisi olmalı. Aksi takdirde adalet bu ülkeden yok olup gidecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biliyoruz ve umuyoruz ki artık davaların sonuna geldi. En fazla önümüzde bir açıklama yapacak. Bu açıdan yemekten sorun dağılmamalıdır. Ve yapılacak olan bu basın. Bütün ailelerden rica ediyoruz. Bütün katılımcılardan rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Her birinize ayrı ayrı sorar, her birinize ayrı ayrı selam gönderir. Ayrı ayrı iletemediğimiz her bir aile için bizim eksikliğimiz varsayın. Her birinizi tek tek kucaklıyor, tek tek selamlarını sizlere iletiyor. Hapishaneden bile dört duvar arasından mektup yoluyla dilekçesini gönderdi ve onu okutabildik. Sizler de eminim mahkeme salonunda olmasa bile yazdıklarıyla bir şekilde Selçuk Ozaş'ın orada olduğunu fark etmişsinizdir, hissetmişsinizdir. Yüreğiyle burada ve buradan gerçek bir adalet tesis edilinceye kadar da emin olun tahliye olduktan sonra nerede bıraktıysa oradan aynı güçle, aynı motivasyonla mücadeleye devam edecek ve bizlerin arasında olacak. Geçici bir süre, geçici olarak aramızdan ayrı ama bugünler geçecek. Karanlıklar elbet aydınlığa çıkacak. Bizler birlikte olduktan sonra, omuz omuz olduktan sonra, birlikte mücadeleye devam ettikten sonra bizi hiçbir güç yıkamaz. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi arkadaşlar, bu davalar başladığı günden bugüne kadar her türlü ihtiyacımızı gidermek için çaba sarf eden, yemeğinden çayına kadar her türlü katkıyı sağlayan, yürüyüşlerimize, eylemlerimize katılan Haziran Hareketi'nden bir arkadaşımız konuşacak şimdi. Hepinize merhaba. Çok yine 22. duruşmada bir kez daha acılarımızı hatırlayarak buradayız. 13 Mayıs 2014'ten beri tam 49 aydır adalet diyoruz. Adalet istiyoruz. Göz göre göre, bağıra bağıra gelen, 301 canımızı aramızdan alan, dünyadaki en büyük ama en büyük iş cinayetini unutturmak istercesine zamana yayan, 49 aya yayan yetkililere bir kez daha buradan sesleniyoruz. İnadına bu davayı ve 301 canımızı, Soma'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Dile kolay dostlar. 301 canımız gittiği günden beri o gün doğan çocuklar bugün 4 yaşını geçti. O günden beri 5 tane babalar günü geçti. Bu babalar gününde babalarını kaybeden çocuklarımız boynu bükük bir şekilde ortada kaldı. 4 tane anneler günü geçti. Analarımız, oğullarını yitiren analarımız, yüreklerindeki acı dipsiz bir kuyuya dönüştü. Peki, ya yarlarını kaybeden, kocalarını, sevgililerini, nişanlılarını kaybeden kadınlar? Onlar acılarını vakur bir sessizlikle derine itti, gözyaşlarını içine akıttı. Ya babalarımız oğullarının arkasından gözyaşı dökmeyi bile fırsat bulamadı. Peki adalet nerede? 49 aydır kazadan beri hala adalet, Elmas ablamızın da söylediği gibi, duvara yazılmış bir yazı olarak duruyor. Biz bugün burada gerçek bir adaletin tesis edilmesini istiyoruz. Soma'daki kazadan sonra buraya akın eden, buraya gelen ve bu bir kaderdir diyen, bizi susturmaya çalışan, iş cinayetlerini çalışanlar ve iş cinayetlerine karşı önlem alacağız, yasa çıkaracağız diyenlere soruyoruz biz buradan bir kez daha. Ne yaptınız? Ne yaptınız 2014?
çevirdiler. Bütün çalışma koşullarını taşeronlaştırmaya çevirdiler. Artık taşeron şirketler her yerde cirit atıyor. Taşeronlaştırmayla güvencesiz esnek çalışma yaygınlaşıyor. Peki işçilerin ve sendikaların en önemli hak arama aracı olan grevler ne oldu? Cumhurbaşkanı patronlara bir briefing verdi. Orada diyor ki, o halden en çok siz memnun olmalısınız. Çünkü o halde bir tane bile grev yaptırmadık. Evet, sevgili dostlar. Daha katliamdan beri evlerine bayram girmeyen bizler, bugün katliamdan sorumluluğu olanların gerçek anlamda cezalandırılması için buradayız. Bu bizim yaralarımıza merhem olmayacak. Biliyoruz. Ancak bu memlekette altı harfli tek kelimenin adaletin sadece duvarda yazılı bir yazı olmadığını görmek istiyoruz. Çocuklarımızın gözündeki umudun, yaşam sevincinin ölmesini istemiyoruz. Bu nedenle suçluların gerçek anlamda cezalandırılmasını istiyoruz. Biz biliyoruz ki adalet, eşitlik, kardeşlik olmadan özgürlük olmaz. Söz, yetki ve karar emekçilerde, halkta olmadan özgürlük olmaz. Yakınını kaybeden madenci ailesine tekme olarak yansıyan kötülük yenilip iyilik çağı olmadan özgürlük olmaz. Doyduğumuz, insanca yaşayacağımız bir düzen ancak halk egemenliği tesis edilerek mümkündür. Bu nedenle yerin binlerce metre altına itilerek unutturulmaya çalışılan adaletin yeryüzünü kaplamasını istiyoruz. Bu nedenle bize yoksulluğu, işsizliği, insanlık dışı çalışma koşullarını, ölümü reva görenlere 24 Haziran'da ve her zaman tamam diyelim sevgili dostlar. Tamam diyelim ki ışıksız kalan kömür karası yüreklerimize güneş doğsun. Hayırı tamamlayalım ki evlerimiz, ülkemiz Haziran güneşi sıcaklığıyla ısınsın. Tamam diyelim ki çocuklarımızla birlikte gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan ekmek, gül ve hürriyet günlerine uyanalım. O nedenle bugün ve her zaman birlikte yürümeye, paylaşmaya, dayanışmaya ve birlikte üretip birlikte yönetmeye açalım bütün yolları diyorum. Ve hepinizi Birleşik Haziran Hareketi Merkez Yürütme Kurulu üyesi olarak saygıyla, sevgiyle selamlıyorum sevgili dostlar. Evet, şimdi teşekkür ediyoruz. Şimdi başından beri bütün duruşmalarımızı takip eden, Soma başta olmak üzere bütün eylem ve etkinliklerimize imkanları ölçüsünde katılan değerli Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekilimiz Yıldız Turbiçer Hanım.